Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Foto Akademi'den Uğur Sezer. Bugün size daha önce Lightroom derslerinde de gösterdiğim Snapshot özelliğini Photoshop'ta nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu çalışma düzeninizi etkileyecek ve hızlandıracak bir yöntem. Photoshop'ta yaptığımız işlemler arasında geri gelmek için Ctrl Z tuşunu kullandığımızı hepimiz biliyoruz. Yaptığımız işlemler arasında birden fazla geri gelmek istiyorsak Ctrl Alt Z tuşlarını kullanıyoruz. Fakat yaptığımız işlemler burada yüzlerce olabilir ve geçmiş panelinde en fazla atıyorum 50 tane veya 100 tane saklıyor. Biz yaptığımız işlemler arasında kaybolmadan geri gelebilmek için Photoshop'ta Snapshot özelliğini kullanmakta fayda var. Örneğin ben burada Retouch klasörü adı altında 2 tane işlem yaptım. Bu çok çok daha fazla olabilirdi. Ben kaybolmamak adına hemen bu Retouch klasöründe işlemlerini yaptıktan sonra klasörleyip buraya gelip bir tane Snapshot, yani bu görünümden bir ekran alıntısı oluşturuyorum. Ve buraya klasörün adını yazıyorum. Retouch. Şimdi bu az layer'da bir işe yaramaz, fakat örneğin çok fazla layer'ınız varsa hayat kurtarıcı bir özellik. Tonlama 1 diyorum. Veya tonlamalar arasında karar veremiyorsanız, birden fazla tonlama işlemi yapıyorsunuz ve aralarında geçiş yapacaksınız, yine Snapshot'ı kullanabilirsiniz. Örneğin çok hızlıca bir tonlama işlemi yapalım. Bunun hiçbir önemi yok. Sadece göstermek için birkaç işlem yapacağım. Örneğin böyle bir tonlama yaptığımızı varsayalım. Buraya geldik. Hemen tonlama 1'den tekrar bir ekran alıntısı alıyorum. Tonlama 1 dedim. Yaptığımız tonlamanın hiçbir önemi yok. Sadece burada Snapshot olayına takılın. Ve şimdi diyelim ki bir de siyah beyaz halini görmek istiyorsunuz. Siyah beyaz oluşturdunuz. Tekrar aynı şekilde buradan Snapshot alabilirsiniz. Buna da diyelim ki siyah beyaz. Bakın burada fotoğrafınızın orijinal hali, retouch yapılmış hali, tonlama 1 veya işte siyah beyaz hali. Örneğin burada tonlama 2, 3, 4 diye snapshotlar alarak hızlı bir şekilde hangisi olmasına karar verebilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz nokta, bunu PSD olarak kaydetseniz dahi buradaki snapshotları Photoshop kaydetmez. Fakat siz illa da yaptığınız işlemlerde tonlama 1 ve tonlama 2'yi korumak istiyorsanız burada klasörleri ya bırakmanız gerekir ya da farklı bir şekilde sağ tuş yapıp bu snapshot'tan yeni bir dosya oluştur diyerek bunu save as diyerek farklı bir isimde kaydedebilirsiniz. Örneğin işte fotoğraf siyah beyaz diye. Sadece yani snapshot özelliği hızlı bir şekilde çalışma düzeninizde oluşturduğunuz layer'lar içinde grup olarak geri gelmenizi veya ileri gitmenizi sağlıyor. Bunu Ctrl+Z ile yapmak mümkün değil. O yüzden oldukça hızlandırıcı bir nokta. Çalışma düzenini eklerseniz çok faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.